Gelenler var, dayalı hala olan mı kim bilmiyor. Tanıyan adam ama. Tanıdınız mı beni? Tanıyamadık hocam ya. Hocam tanıyamadık. Ya 1968-69 eğitim öğretim yılını hatırlayın bakalım bir. Evet. İlkokul Ayşe Yüksel diye bir öğretmen. Ne okudum ilkokulu? İşte ben Ayşe. Evet. Hocam çok sağ ol. Hocam çok sağ ol. Hocam duygulandık ya. Evet. Çok duygulandık. Çok duygulandık. Doğru. Ya nasılsınız? İşte burada eski okul var. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Mutlu ikamet ediyorsunuz hocam. O zaman öyle misiniz? O zaman mutluyduk geri. Ben de babam, kardeşlerim. Şimdi neredesiniz hocam? Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da. Hocam İstanbullu muydu yoksa? Yok, o da Gümeköy'ünden. Ha, Gümeköy'ünden. İşte kısmet. Kısmet. Tabii. Evet. O zaman bekar adam. İstanbul'dayız. Yazları geliyoruz ama 2 hafta kalıyorduk en fazla. Evet. Kimseyi görmeden geri gidiyoruz. 2-3 senedir işte biraz 2 ay kadar kalıyorum ben. Hocam bu okulu... Evet. O zaman taş yapayım, doğru. Evet. Tekrar yukarıya tekrar bir okul yaptık. Bunlar bir sonra yanaşıldı. Bura ben geldiğimde burada sıralar vardı, köylüler çalmıştı. Uyduruldu sandalları sağa sola. Öyle bir okul yaşadık. Siz burada kalıyordunuz yani? Burada kaldım ben. Allah. Çünkü ablam Gülfü piyasa oynadığında burada hani ev oldu bura. Başında da bir beydi. Şeyin piyasanın konusu. Ablam buraya eve girer çıkardı. Hanımıydı, beyin hanımı mı hanımıydı. O beyde Zeki Çelik vardı işte, o da ablamla o. Beşinci sınıfta. O da çok asabi bir şey bey olmuş oluyordu. Onu canlandırıyordu. Ablama falan hücum eder gibi tutarlardı falan. Buradan girer ablam, bura girer çıkardı yani. Evet. Elinde kirmen vardı böyle eğrili. Tamam. He, onu elindeydi ablamın. İşte tek penceresi vardı odanın bu tarafta. Evet. Arkadaki odada pencere falan yoktu. Ocak vardı. Süleyman Köse'de saray yolu bu mudur falan. Öyle bir şey söylerdi değil mi? O zaman onu söylerdim. Aşı billi yapılır, billi yedik, süt içerdik. O zaman bizi süt, işte devlet, süt çok meşhurdu süt. Devlet onunla süt tozu veriyordu. Süt tozu verirdi. Benim yanımda da bir nine vardı. Bana yoldaş diye babam muhtan müştü göndermişti işte onu. O eve şu Elif'in anasıyla veya yengesiyle, bilmiyorum yengesi de vardı sanki. Yengesi de vardı. İçerideki ocakta bir şey yapardı. Elif tavuğunu burada bekar mıydı ki? Bekar tavuğunu, Elif tavuğunu karşı. Çocuklara dağıtırdık. Doğru. Onu dağıtırdık. Süt tozuyla onun karşısında bir tane yoğurt çalıyorduk. Süt tozuyla. Süt tozuyla yoğurdu ayran olarak. Evet. Ayran yapıp içiyorduk. Ben ne yapıyorum? Şuyum ben. Olabilir. Ben kendimi gözlüğümle daha yakın göreceğim de. Şu da Yusuf Köse benziyor. Şu Ali, ölen Ali rahmetli var ya, Ali Yaman. Ali, ölen be. Ufaklığından diyor sanıyorum yani, Ali'nin ufaklığından sanıyorum. Şu o sanki dediğim Ali Kırıt hoca, öğretmen olan Ali Kırıt olabilir şu. Evet. O da ufak yavruydu. Ama şu o dediğim Yunus. Şu Yunus yavrum. Şu benziyor Yunus, uzun boylu baksana. Oldu dünya güzeli, gençlik bitmez mi sandın? Oldu dünya güzeli, gençlik bitmez mi sandın? Doldu dereler çaylar, bir gün bitmez mi sandın? Doldu dereler çaylar, bir gün bitmez mi sandın?
oy. Dağlarına yakar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dağlarına yakar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dündedir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Dündedir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Nasihat dinlemezsin, kimseyi beğenmezsin. Nasihat dinlemezsin, kimseyi beğenmezsin. Bir gün sana da gelir, bunu hiç düşünmedim. Bir gün sana da gelir, bunu hiç düşünmedim. Dağlarına kadar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dağlarına kadar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dön de bir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Dön de bir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Ağlasan gülsen bile, gülsen ağlasan bile. Ağlasan gülsen bile, gülsen ağlasan bile. Yolun sonu göründü, sana da güle güle. Yolun sonu göründü, sana da güle güle. Oy. Dağlarına kadar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dağlarına kadar yağmış, Gonca güllerin solmuş. Dön de bir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Dön de bir bak aynaya, kocamışsın kocamış. Merdivenden indim, yan basa basa ciğerim çürüdü, kan kusa kusa. Merdivenden indim, yan basa basa ciğerim çürüdü, kan kusa kusa. Dediler ki ömrün çok kısa, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Dediler ki ömrün çok kısa, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Mezarın üstünde yayılan koyun, söylen kardeşlere elbisem soyun. Mezarın üstünde yayılan koyun, söylen kardeşlere elbisem soyun. Kuzular gelmeden kabire koyun, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Biz gelmiş galiba bugün. Evet, çok memnunuz. Çok memnunum be. Yani Şeyh Hüseyin hocamız. O kadar memnunuz ki yani bu anımızı unutmayacak. Yıllarımızı yani geçirdiğiniz için getirdi yani. Ben hiç senin ismini hiç unuttuğum bir şey değildi ama. Yok, ben. Bize çok sürpriz oldu. Sürekli şurada düştüğü hiç aklına çıkmazdı. Ayşe Yüksel de orada gülfede düştü. Hocam olarak hiç unutmadım. Ve bilhassa o hani o diz kapağında kanından çıktığında hani, tam hiç aklımdan çıkmamış yani. Orada bant falan yaptıydık yani topuyla. Şimdi benim bir yaşlı ebem vardı, nenem. Biz ebe deriz ona. Suyunun başına, evinin yanında suyun başına dururmuş yani ebem. İki asker gelmiş yanına. Ulan ay oğlum, siz buralarda askerlik yaparsınız da bizim çocuklar çok uzaklara gitti demiş. Yani siz buralarda askerlik yapıyorsunuz, bizim çocuklar çok uzaklara gidiyor demiş. Ebe biz de uzaklardan geldik buraya deyince hani böyle de bir ebem vardı. Abi, onu düşünüyor. Yani
çocuğun uzağa gittiğini hissediyor. Onun uzaktan geldiğini o anda düşünememiş yani.